Merhaba sevgili arkadaşım, Konya Ev Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca bol kahkahaların olur. Hadi şimdi gel bakalım burada seni neler bekliyormuş. Ama başlamadan bana bir abone olur, zili falan açar, ne bileyim reklamlara falan tıklarsam ben de belki senin sayende bir çorba falan içerim. Şimdiden teşekkürler. Pekala. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en kalabalık şehrine hoş geldin Lady ve Gentleman. Dümdüz, ucu bucağı olmayan, iç Anadolu'nun bağrı kabul edilen, tarım ve sanayi alanında önemli gelişmeler gösteren, 2 milyon nüfuslu, bazen bir Mevlana sözü kadar anlamlı, bazen de bir Nasreddin Hoca fıkrası kadar trajikomik bir şehrimiz Konya. Havası yazın kuru sıcak ama amele yanığı yapan cinsten. Kışında ölümüne soğuk ama ölümüne. Alışkın olmayan insanda parmakları ve dudakları yara yapan cinsten soğuklar bunlar. Genelde buranın halkıyla ilgili yobaz, tutucu, cahil gibi ithamlarda bulunuyor insanlar. Haklı olabilirler, haksız da olabilirler. Zira ben herhangi bir şehrimizin halkı hakkında böyle bir yargıya varacak haddim olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla isteyen yorumlarda dilediği gibi bu konuda birbirini tarumar edebilir. Konya'yı genel bir inceleyelim hemen. Ulaşım sistemiyle başlama klasiğimiz oldu artık. El kart isminde bir ulaşım kartımız var. Sivil kankam 2,5 lira, öğrenci kankam 1,5 lira ödemek suretiyle toplu taşımadan faydalanabiliyor. Genelde otobüsle ulaşım sağlanıyor. Tramvay seçeneği de mevcut. Konya o kadar yaşlı bir şehir ki burada Cilalı Taş devrinde bile insanların yaşadığına dair çeşitli arkeolojik kalıntılar bulunuyor sık sık. Doğanlar Mahallesi diye çok güzide bir mahallemiz var. Canına susayan, ne bileyim belasını arayan arkadaşlar tarafından sıkça tercih edilen bir beldemiz. Öte yandan bu videoyu izleyen Konyalı kardeşleri göreve davet ediyorum. Agacım, bu şehrin her sokak arasında neden her Allah'ın günü yol çalışması var? Rica etsek bir aydınlatır mısınız bizi? Çünkü belediye insanları uyutmamaya yemin etmiş diyen bile duydum. Peki Konya'da ne yenir babacım? Çok lezzetli bir şehire geldin öncelikle. Muhtemelen say say bitmez ama belli başlı birkaç tanesini kesinlikle incelememiz gerekiyor. Konya'ya gelip de fırın kebabı yemeden gidersen, ola ki gidersen, gerçekten onun tadına bakmadan gidersen, senin yapacağın işi mutlaka ye, çok güzel. Etli ekmek zaten bilmeyen yoktur herhalde artık. Masaya oturursun, bir getirirler onu böyle bir metre uzunluğunda. Bir de yayık ayran söylersen yanına, daha ne olsun. Mevlana şekerini de biliyorsun sen. Bunu böyle marketlerden filan değil, bütün 65 yaş üstü nine ve dedelerimizin evinden temin edebilirsin sadece. Ziyarete gelen torunlara ikram amacıyla tercih edilir. Peki pahalı bir yer mi baba burası? Orası birazcık karışık. Yeme içme daha ucuz mesela burada diğer şehirlere göre. Ama ev kiralarının yüksek olduğunu söylüyor öğrenciler. Ha gerçi bir arkadaş da 4+1 dubleks eve 900 lira verdiğini söylüyordu. Evin cinli olduğu gerek. Ama bilmiyorum, siz yine de bir araştırın 2+1 cinli ev piyasasını. Ha bir de alışveriş esnasında öğrenci olduğunu belli edersen sana duble yol döşeyebilirler. Dikkat et. Hadi gel bir turda gezelim bu şehir seninle. Şimdi Konya genelde saat 10'dan sonra hayat akışının durduğu bir yer. O yüzden çok böyle gece hayatı için falan gelinecek bir yer değil burası. Peşin peşin onu konuşalım. Sadece kampüs tarafında Bosna Mahallesi denilen bir yer var. Orası birazcık hareketli öğrenci yoğunluğundan dolayı. Mevlana Müzesi burada en fazla turistin uğradığı yer. Hatta öyle ki burası bir çeşit inanç turizmi merkezi haline gelmiş artık. Kültürel anlamda seni çok besleyeceğini düşünüyorum. Mutlaka git. Meramba Dağlarına gidebilirsin. Burası tarihi bir mesire alanı. Ne bileyim türbeler falan var. Ha bak, onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yani tarih boyunca nasıl olmuş da Konya'dan bir peygamber çıkmamış, gerçekten çok şaşılası bir mevzu. Burada her yer türbe. Her yerde evliya bir şahsın mezarı var. Türbeler diyarı. Konya Bilim Merkezi. Konya Bilim Merkezi. Gez burayı. Kelebekler Vadisi'ne girebilirsin. Fotoğraf bağımlısı snap görürler için muazzam bir yer burası. Kampüs yakınlarında Kyoto Japon Parkı var. Burada böyle ramen, sushi falan bulabiliyorsun. AVM var mı peki şehirde? Tonla var. Bu açıdan cidden rahatsın. Nova'da olsun, Kent Plaza olsun, seçenek var yani. Okey, yeterince gezdiysek şu okulu seninle bir inceleyelim. Öncelikle ön yargılarını kırmanı tavsiye ediyorum sana. Şunu net şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin en yeşil, en güzel ve belki de en büyük kampüslerinden bir tanesine hoş geldin. Okulumuzun merkez yerleşkesi olan Alaaddin Keykubat yerleşkesini konuşacağız seninle. Gözüm, burası şehir merkezine bir saatten fazla sürüyor. Yani bir nevi Konya dışında okuyor gibi olacaksın. Ama şeyi çok kafana takma böyle. Kampüs yakınındaki Bosna Mahallesi ayrı bir şehir gibi artık. Ben öğrenci cumhuriyeti diyorum buraya. Buranın öğrenci portföyü birazcık enteresan. Yani bir tarafta Çaykovski'nin Patetik adlı Altın Eylül Senfonisine kulak kabartan entelektüel arkadaşları olduğu gibi konuşma şeklim değişti görüyorsun. Mesnevi'den ders aldım diye dolaşan arkadaşlar da olabilir. Bizde yargılama yok. Herkes özgür. Sen umarım kız düşürmek için daha etkili yöntemler bulursun. Sen de umarım büyüyünce Mevlana olur. Olursun sevgili dostum. Pekala. Gel buraya da biraz imkan sayayım sana imkan. Kütüphane lazım mı? 2 tane var emmoğlu. Erol Güngör Kütüphanesi hem kaynak anlamında hem ders çalışma anlamında muazzam bir yer. AVM ister misin kampüste? Gökkuşağına sık sık takılırsın. Aradığın her şey orada var. Hatta Bosna Mahallesi'ne Forum Kampüs isminde yeni bir AVM yapıldı. Her türlü rahatsın yani. Kalacak yer lazım mı? Kampüste kız ve erkek KYK yurdu var. Yerleşke dışında kalan özel ve yarı özel yurtlarda kampüs oldukça yakın. Ulaşımı nasıl sağlayacağız peki bu devasa kampüsün içinde? Ya tramvay var içeride ücretsiz yararlanabildiğin, daha ne olsun. Kapat videoyu git izlerim.
zirvede bırak kurban olayım ya. Şaka yaptım, kapatma. Hop 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 dur. Daha bitmedi. Çarşı istiyorum diyorsan var. Kafe restoran istiyorum diyorsan var. Bol bol yeşil alan lazım, doğaya karışacağım diyorsan o da var. Yemekhane vereyim mi abime? Verdim gitti. Atatürk Öğrenci Yemekhanesi'nde en son 2 lira 75 kuruşa yemek yenilebiliyordu. Son dönemde değişmişse eğer, burada okuyan kankalarım beni aydınlatırlarsa çok sevinirim. Mükemmel bir yemekhane değil belki ama doyarsın yani, sıkıntı yok. Etkinlik, aktivite, faaliyet filan ister misin peki? İstersin, o da var. Her fırsatta çeşitli bahanelerle pilav etkinlikleri yapılıyor burada. Onun kadar sık olmasa da festivaller de düzenleniyor ara sıra. Sıkılmak yok anlayacağın. Spor olanaklarını da konuşalım. 19 Mayıs kapalı spor salonu var. Futbol sahaları var. Bir de Marmara Sportif Yaşam Merkezi diye bir yer var. Havuzdur, salondur. İşini görürsün yani, sıkıntı yok. Bu Bosna Mahallesi neredeyse komple öğrencilerden oluşan bir yer. Ve çok enteresan bir şey öğrendim. Bir gelenek daha doğrusu. Burada elektrikler kesildiğinde ya da kar yağmaya başladığında herkes balkonlara akın edip bağıra bağıra tencere tavayla ritim tutmaya başlıyormuş. Denk gelirsen tımarhaneye mi geldik ay küflen deme yani. Uyum sağlamaya bak, güzeldir böyle şeyler. Okulun ortak bir kültürü olduğunu gösterir. Eğitim kalitesine de bir göz atalım. Fakülteden fakülteye değişiyor elbette. Hatta bazı hocalar seni çıldırtabilir belki. Ama yine de Türkiye ortalamasına göre nispeten kaliteli bir eğitimi var diyebilirim. Gel kendi gözünle gör. Konya Selçuk Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili merak ettiklerini yorumlara yazmayı unutma. Tekrar hoş geldin. Şuradan da takip al beni de, fenomen filan sansınlar sana zahmet. Adios amigo.